İbrahim, teşekkür ederim. Müziğime ilk yorum yapan sensin. Üçüncü farklı müzik. Evet. Müziği azaltıyorum. Saat 8. Tam 8'de başlayalım. Böyle değişik müzikler seçmeye çalıştım. Doğancığım, teşekkürler. Sağ ol. Mustafa, sana da teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Müzik seçimimle ilgili hoşuma giden müziklerden özellikle bu Fazıl Say'la Cem Adrian'ın beraber yaptıkları Muhyiddin Abdal'a ait sözleri kullandıkları İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim. Can can diyor söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim diye devam eden çok sevdiğim bir parça. Daha önceki parçalarda tercih ettiğim parçalar arasında. Evet, birinci günün son bölümüne geldik, üçüncü bölümüne geldik. Gelen sorulardan bir tanesi arkamdaki tablo, bunu beğenenler olmuş. Neyi ifade ettiğini, bir oka benziyor aslında. Evet, yukarıya doğru, hedefimiz de yukarıya doğru gitmek her anlamda. İnsan olarak, çalışan olarak, işletme sahibi olarak. Bu tablonun ilginç bir hikayesi var. Bir kuaför meslektaşınızın bana hediyesi. Hem kuaförlük yapıyor hem de resim sanatıyla iç içe olan özel birisi. Ertan Altun, belki tanıyanlarınız vardır. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum eğer izliyorsa. Çok güzel, beğendiğim bir tabloydu. Bütün tablolar arasında bir kolonun arkasında belli gizlenmiş, kimse göz dikmesin diye ben de ona göz diktim. Böylece şu anda ofisimin en güzel yerinde bulunuyor. Onu da paylaşmış olayım. Evet, günün kısmen özetine gelirsek aslında çok özetlik bir şey yok. Durum ortada, sorumuz da çok net. İşler sizde nasıl? Dolayısıyla işler sizde nasıl sorusunu bütün katılımcılar, Metin Bey olsun, Toprak Şeker olsun, Mahmut İbil olsun, Levent Akan olsun çok akıcı bir şekilde bizimle paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Ankara'dan bir konuğumuz var. Sektörün önemli isimlerinden, benim için önemli isim,
ünlü olması ya da çok büyük salonun olması ya da çok fazla çalışanın olması ya da hele çok para kazanması beni ilgilendiren bir durum değil, bu onları ilgilendiren bir durum. Benim için önemli nokta sektöre yaptıkları katkılar açıkçası. İzleyicilerimiz arasında da pek çok kişi var bu şekilde, tanıdığım ve tanımadığım. Dolayısıyla özellikleri bunlar. Bu çerçevede canlı yayınlarımıza sizlere ilham versin. Ben de ilham alıyorum bu arada kendi işim için. Kendi açımdan değerlendiriyorum. Böyle bir seçim yapıyoruz. Önümüzdeki günlere yönelik güzel öneriler geldi. Kadınların olduğu, kadın kuaförlerin olduğu, genç kuaförlerin olduğu, belki de çalışan kuaför arkadaşların olduğu canlı yayınlarla devam edeceğiz. Devam etme konusunda planlarımız var. Fakat buna devam edebilmek için bu şekilde hikayede paylaştığım anketlere cevap vermeniz çok önemli. Çünkü o anketlerde neyi soruyoruz? Bu canlı yayınları bir kere içeriklerini beğendiniz mi? Konukları beğendiniz mi? Süreleri beğendiniz mi? Bölümler arası süreleri beğendiniz mi? Ve diğer meslektaşlarınıza tavsiye eder misiniz? Şeklinde çok basit sorularımız var. Yanıtınız olumlu ya da olumsuz. Hiç önemli değil. Erkan Güzel sevecek ya da sevmeyecek diye bir şeyimiz yok. Yeter ki doğru bir iş yapalım. Hedefimiz doğru noktaya ulaşsın. Bu sektörde yayıncılık faaliyetiyle uğraşan, bu anlamda da sorumluluğu olan bir kişi olarak doğru bir şey yapalım. Yapmış olmak için yapmayalım. O anlamda lütfen bu yayından sonra hikayelerdeki anketlere çok zor değil, evet ya da hayır'a basıyorsunuz. Tembel olanlara söylüyorum, özellikle görüp de yanıtlamamış olanlara. Ya da beğeni seviyenizi kalpli gözü en sona ya da en aşağıda tutarak cevap veriyorsunuz. Bir katkı sağladığımıza inanıyorum. Dediğim gibi ben de bir katkı elde ediyorum. Bu katkı sağlamanın karşılığında sizlerden tek istediğim bu anketlere cevap. Umarım bu isteğimi kırmazsınız. Ve doğru bir iş yapıyorsak buna devam edelim. Boşuna havanda su dövmeyelim. Buradaki amacımız dediğim gibi bir yayıncı olarak sektörel sorumluluğumuzla biz bize, kendi işimizde pes etmiyoruz, pes etmeyeceğiz. Hep umutla bakacağız. Çok zor dönemler geçiriyor kuaförlük sektörü. Sadece kuaförlük sektörü değil, işletme olarak ben de zor dönemlerden geçiyorum. Pek çok konuşmacı restoranlardan bahsetti. Onlar çok beter durumda. Beterin beteri var gibi. Bugünler geçecek mi? Evet, geçmesini umuyoruz. Kayıplarımız var mı? Maddi ve manevi kayıplarımız var. İlla ki bir tanıdığınızı kaybetmişsinizdir. Kaybediş şekli de çok acı verici. Risk bir cellat gibi etrafımızda dolanıyor. Dolayısıyla manevi kayıplarımız her şeyden öte. Bir taraftan cellat başımızda, diğer taraftan tabii ki iş hayatı, eve ekmek götürme derdi. Bugünlerde hiç kimse evine tam bir ekmek götürmüyor. Pek çok konuşmacının söylediği gibi işler azalmış durumda. Ben sözü uzatmayayım, konuştukça konuşurum, tanıyanlar bilirler. Burada burayı modere etmek, sizlere doğru bilgileri aktarmak için zaten buradayım. Dolayısıyla şimdi Ankara'ya bağlanalım. Mehmet Başatay'ı, Red and White kuaför salonlarının sahibi, yöneticisi ve çalışanı aynı zamanda kendisi. Bütün kuaförler hem salon sahibi olabiliyor hem de çalışıyorlar, çalışmak zorundalar. Onu canlı yayına alacağım. Mehmet Başatay'dan sonra da Mehmet Başatay'ı bekliyorum bu arada. Bana talep gönderebilir ya da buradan bir el sallarsa ben onu yayına alabileceğim. Mehmet Başatay'ın arkasından genç nesil kuaförlerden Ertancığım Konya'ya da selamlar. Evet, Mehmet Başatay ben buradayım dedi, el kaldı. Sonra da evet, Des kuaför sevgili Devlet İlknur Bodrum'da. Evet. Mehmet Başatay'dan sonra da Emrah Kemendi AVM'leri anlatacak. Genç bir kuaför olarak geleceğe bakışını anlatacak. Şimdi Mehmet Başatay'la beraberiz. Ankara'dayız. Ankara'da kendimi televizyon yayıncısı gibi hissediyorum bu arada. Ankara'ya bağlanıyoruz.
Ama evet, hakikaten bu dijital dönüşüm bizi o şeye de dönüştürdü. Dijitalle başlayan bir yayıncılığa dönüştürdü. Sevgili Mehmet Başat'a Ankara'ya iyi akşamlar diliyorum. Benim göz bebeğim biliyorsun Ankara. Çünkü Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezunum. 4 güzel yılım oradan geçti. Ayrı bir değeri var. Bir de çok güzel dostlarımız var tabii ki orada. Durum nedir? Ankara bir ara Türkiye'nin Wuhan'ı olmuştu. Evet. Şimdi daha iyi bildiğim kadarıyla. Herkese iyi akşamlar. Bütün meslektaşlarıma ve bütün bizi dinleyenlere sevgi ve selamlar. Sevgili Erkan kardeşim, sen Ankaralısın, yarı Ankaralısın, İzmirlisin ama yarı Ankaralısın. Gönlün Ankara'da olabilir ama İstanbul'da yaşıyorsun. Ama biz Ankara'da seni eksik bırakmamak için her şeyi yapıyoruz. Evet, biliyorum. Sensiz bir Ankara biz de yaşıyoruz. Ankara'da evet geçtiğimiz günlerde karlar vardı. Biraz hava soğuktu. Oldukça soğuk bir dönem geçirdik. Eksi onlar, eksi onları gördük. Ama şu an Ankara ılıman bir havaya dönüyor yavaş yavaş. Sözlerime buradan başlarken başta benden önceki konuşmacı arkadaşlarım Metin abicimiz, Mahmut Ebil, Levent Akar ve Toprak Şeker gerçekten kendi iç dünyalarındaki samimi ilişkilerini ve samimi duygularını çok güzel ifade ettiler. Hiç kimse bir şeyin altını çizmeden geçmedi. Hepsine çok teşekkür ederim gerçekten. Çünkü ben hepsini dinledim. Çok değerli şeyler söylediler, değerli bilgiler paylaştılar. Burada ben de dilim döndüğünde bugüne kadar ki 45 yıllık meslek hayatımda, 40 yıllık işletmecilik hayatımda yaşadıklarımı ve yaşamış olduklarım ve yaşayacaklarımızla ilgili 3-5 bir şeyler söylemeye çalışacağım senin soruların karşısında. O zaman sorum geliyor. Sizde işler nasıl? Hayat güzel mi? Nasıl? Covid'den etkilendik mi? Pandemiden nasıl etkilendik? Etkilenmedim diyen açıkçası kafamızda soru işaretleri oluşturur. Hayatın bir gerçeği. Bütün herkes etkilendi. Red and White nasıl etkilendi? Çünkü yeni yatırımlarınız da oldu. Değil mi? Dördüncü salonu da kısa bir süre önce açtık. Şimdi Nelerden etkileniyoruz? Cirolar, ziyaret. Samimi bir şekilde bunları paylaşmanızı bekliyoruz. biz şu aşamada etkilendiğimiz herkes gibi, herkesin etkilendiği kadar bizler de etkilendik tabii ki. Ama etkilenmenin yanında durumu nasıl yönettiğimiz ve nasıl yöneteceğimizle ilgili ben bilgiler, yani bilgi yaptıklarımla ilgili ve yapacaklarımızla ilgili dedim. Çünkü herkes etkilendi. Kiminin %50 müşterisi eksildi, kiminin %30 müşterisi eksildi, kiminin %20 cirosu düştü, kiminin %30 cirosu düştü. Bu yani benim şubelerim için de geçerli. Diğer konuştuğum meslektaşlarım için de bunlar biraz önceki konuşan arkadaşların da söylediği gibi gerçekten şey bir dönem geçirdik, geçiriyoruz da. Ama bu süreçte ciroların kaybından ziyade biz sağlığımızdan bir şey kaybetmeyelim, sağlıklı kalalım, hijyen kalalım. Bunlara dikkat edelim. Her şeyin önünde biz kendimizi sağlığa adadık. Daha böyle hijyen olmaya adadık. Zaten kuralları olan bir firmayız. Kurallarla çalışırız her zaman. Böyle çünkü başıboş bir düzen bizde söz konusu değildir. Dolayısıyla biz kurallar içinde çalıştığımız için zaten işletmemiz ve bizi tanıyan, bizi bilen müşterilerimiz. Genelde çünkü biz günlük müşteri değil de bizim müşteri profilimiz geçmişe dayalı müşteridir. Yani istikrarlı müşteri dediğimiz, yani Mahmut kardeşin anlattığı gibi istikrarlı müşteriyle çalışıyoruz. Bu istikrarlı müşterinin yine %50'si geldiyse %50'si belki henüz salonumu ziyaret etmedi. Çünkü bunların da çeşitli nedenleri var. Belki o %50, %30'u şehir dışında yaşıyor. Diğer %20'si belki diğer ülkelerden geliyordu. Yani çünkü Amerika'dan yani olsun da ne bileyim Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden. Yani çok çeşitli noktalarda müşteri profilimiz var sonuç olarak. Yani burada biz bu süreci
Ben çok olumlu olarak yönettiğimize inanıyorum. Çünkü niye biz kendimizi ve mevcut bizimle çalışan arkadaşlarımızı hiçbir şekilde dönemdeki pozisyonlarından farklı bir pozisyona getirmedik. Yani normal süreçte nasıl çalışıyorsak bir kazanç sağlıyorlarsa mevcut durumda da aynı kazancı sağlamaları için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Tabii ki primlerde bir takım şeylerde kaçaklar olmuş olabilir yani müşteri adeti düştüğünden dolayı. Ama sonuç olarak biz çalışanlarımızı odak noktası haline alarak çalışanları mutlu etmek ve onlara herhangi zayiat geçirmemek üzere odaklandık bugüne kadar. Yani Peki, netleşelim bu konuda. Yani şu mu? Bir kere müşteri sayısı düştü. kesinlikle. Ciro düştü. Kesinlikle. Çalışan sayısında bir değişiklik var mı? Yollarınızı ayırdığınız arkadaşlarla var mı arkadaşlar? Kendi isteğiyle ayrılanın dışında bizde işten ayrılan ya da ayırdığımız olmadı. Zaten yasal olarak ayıramıyorsunuz. Süper. Burada diyor ki Mehmet Başat'a bizim birinci önceliğimiz kendi sağlığımızı korumak oldu. Aynen. İkinci önceliğimiz de özellikle çalışan ekiplerimizi kaybetmeme amacıyla onların gelirlerini koruma üzerine bir bakış açımız oldu. Aynen. Yani odak Peki noktası. işletme olarak baktığımızda sonuçta sabit gelirleriniz aynı, ciro düştü, ziyaret düştü. İşletme olarak gün sonunda bundan büyük ihtimalle etkilendiğinizi düşünüyorum. Ya tabii ki Karlılık anlamında. şöyle bir şey var. Zaten işletme olarak karlılığı düşünmüyoruz bu aşamada. İşletmenin karından ziyade çalışanın kazancının belli bir noktada kalması gerekiyor. Çünkü işletmeler kısa vadeli işletmeler olmaz. İşletme demek geçmişteki kazandıklarınla geleceğini bir şekilde garanti altına alman gerekiyor. Bazen Bir seste sorun var diyorlar. evet, ses var diyorlar. Şimdi Arkadaşlar ben konuşuyorum. Benim sesimde bir sorun var mı? Benim sesimde bir sorun var mı? Sorun yok galiba. evet. Çok kesiliyor diyorlar. Evet. Senin sesin kısa kısa geliyormuş. Peki o zaman ben şimdilik yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar açacağım. Belki bir düzelme olur ve mümkün olduğunca da az konuşmaya çalışacağım ve yavaş konuşacağım. Evet. Diyorduk ki işletmeler İşletmeler yaşamalı kesinlikle. İşletmeleri yaşatmak için de içindeki fidanları, çalışanları yani onları sağlıklı tutmalı. Çünkü işletme olabilmesi için önce çalışanının ayakta durması gerektiğine inanan bir şahsım. Dolayısıyla benden ziyade zaten yıllardır bu işi yaptığım için belli bir noktaya eriştiğimden dolayı şu aşamada benim kendi şahsi kazançlarımdan ziyade çalışanın karşılığında çünkü bir şekilde onu muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü önce salonların çalışanı önemlidir. Tabii ki işletmeler genelde hep kendi kişiler üzerinden dönüyor. Bizim mesleğin en büyük şeyi bu zaten sorunu. Ama bizim kendi firmamız için söylüyorum. Bizde çalışan kesimin son derece bize dayalı bir geliri var. Başka yerden bir geliri yok. Dolayısıyla bizler onların gelirlerini bir şekilde sağlam tutmamız gerekiyor. Çünkü çalışan kesim. Yani ben peki. bu noktadan baktığımda ben işletmelerimin ben dört ayrı noktada farklı işletmem var. Bunlardan iki tanesi cadde salonu, iki tanesi orta ölçekli AVM salonu. Ben bunların üzerinden bir değerlendirme yapayım isterseniz yüzde Çok iyi. olarak. Örneğin salonlarımdan bir tanesi yeni açılan bir salondu. Tam pandemi öncesinde açılmıştı. İlk etapta tabii ki tam aslında yükseliş
performansa pandemiye girildi. Dolayısıyla durgunluğa geçildi ama pandemi Mart'tan sonra, Mayıs'tan sonra açıldıktan sonra tekrardan bütün ekip olarak orada kendilerini revize edip bir yeşermeye başladılar. AVM'lerdeki salonlardan bir tanesi çok kapalı bir noktadaydı. Çekiyor. Orada mesela %60'larda bir kayıp var, %50'lerde kayıp var. Ama orada da en azından içindeki ekibini koruyacak bir pozisyonu sağlamış durumdayız ve sağladık. Diğer AVM salonundaysa orada da aynı şekilde bir kayıp %40'ın üzerinde. Çünkü AVM olduğu için. Orada da aynı şekilde yine biz bir şekilde koordine etmeye çalıştık. Hatta son aşama kısa çalışma formatını kullanmamaya çalıştık. Ama merkezdeyse oldu zaten sınırlı sayıda biz ekiple çalıştığımız için hiç kimsenin hani hiçbir şekilde zayiatını görmeden performansların tabii ki %30'larda düşüşler oldu ama yılın sonuna bakıldığı zaman karlılık olarak çünkü bir takım tasarruflara gidildikten sonra karlılığına bakıldığında, ekliğin aldığına bakıldığında son derece kaybetmeden geçirilen yıl olarak değerlendirebilirim. Yani totalde iş kaybettik, müşteri kaybettik ama ekip kaybetmemeye çalıştık. Peki nerede tasarruf yaptınız peki? Tasarruflar dediniz. Tasarruf konusuna gelince tasarrufta çünkü her şeyden önce tasarruflar tabii ki işletme demek ana temeli personeldir. Yani arkasından kira gelir ve arkasından tabii ki firmalar ve diğer şeyler. Biz bu biraz önce Mahmut kardeşimin anlattığı gibi KDV'den avantaj sağladık. Bayağı bir avantaj sağladık. Devletin sağladığı bir takım işte SSK yardımlarından Metin abinin söylediği gibi onlardan avantaj sağladık. Artık kira konusunda da ben bütün işletmelerde hani bir tanesi hariç onlarda da gerekli şeyi sağladık. İstinafı sağladık. Dolayısıyla biz hani yılın sonuna baktığımızda kötü bir yıldı ama kötü bir yıl geçirmedik. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce sağlıklı kaldık. Yani sağlıklı kaldık. Sonuç olarak bu bir dünyanın başındaki bu süreçte sağlıklı kalmak ve yeni daha sağlıklı girmek için hedeflemek lazım. Ben bu aşamada şunu yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu bunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün çalışanıma ve bu işin başındaki olan Mileya'ya daha doğrusu. Çünkü ben biraz olayın gerisinden takip etmeyi tercih ediyorum. Sonuç olarak burada ekibi bu süreçte daha bilinçli, daha eğitimli, eksiklerini giderici, toplantılarını ya da yapacakları işleri daha özenli, bu tip şeylerde biraz daha uyarıda bulunuyoruz. Biraz daha itinalı çalışıyoruz. Sonuç olarak zaten kısa bir süre çalışıyoruz. Bu kısa sürede de az müşteri hitap ettiğimiz için çok zaman oluyor. Çok zamanla da daha fazla şeylerle ilgilenebiliyoruz ekibin gelişimiyle ilgili. Bizim burada ne öngörüyoruz bu süreçte? Neyi yapabiliyoruz? Neyi yapamıyoruz'u kendimize sorduğumuzda aslında geçmişteki yaptıklarımızdan tek farklı yaptığımız kendimize daha çok zaman ayırıyoruz. Kendimize daha çok zaman ayırıyoruz. Çünkü niye? Haftanın iki günü bak evdeyiz. Bir keyif yapıyoruz. Ve hiç alışmadığımız bir dönem. Yani burada bu bir süreç geçiyor. Çünkü ben 40 senelik işletmelik hayatımda bir sürü krizler yaşadım. Bir sürü değişimler yaşadım. Yeni salonlar açtım. Salonlar kapattım. Ekiplerden ayrıldık. Yeni ekiplerle çalışmaya başladık. Sonuç olarak zaten piyasa her zaman her 10 senede bir kendini yeniler. Her 10 senede bir kendini yeniler. Hep yeni şeyler çıkar. Yeni ışıklar açılır. Her
yeni bir fırsatı doğurur. Sonuç olarak ben şöyle düşünüyorum. Bütün meslektaşlarımız için aynı şeyi düşünüyorum. Bu bir düğüm noktasıydı. Bu düğüm yakında çözülecek. Yani az kaldı diyelim. Yani 5 ayımız var. 3-5 ay sonra yani tünelin gördüğümüze inanıyorum. Tabii ki burada yara alan arkadaşlarımız olacak. Tabii ki işini ya da işini değiştiren ya da konumunu değiştiren arkadaşlarımız olacak, meslektaşlarımız olacak. Ama biz yolda kalanlar, ayakta kalanlar, yol yürüyenler diyelim. Yürüyenlerle bu mesleği başka noktaya doğru götüreceğiz. Artık kuaförlük gerçekten 80'lerdeki kuaförlük başka, 80'lerdeki kuaförlük bambaşka. 2020'lere geldiğimizde durum, yani 2010-2020 arasını sen gayet iyi yakından biliyorsun. Başka bir platform vardı. Çok yani değişken bir kuaförlük sanatı. Sadece sanat değil, moda da değişiyor zaten. Yani akımlar da değişiyor. İş alanları da değişiyor. Ama meslek aynı meslek. Kuaförlük ama iş şekli değişiyor. Yani bu yeni dönemde eskiye dair çok şey değişiyor. Yani ne değişecek diye sorarsanız, ben kendi serimden bahsedeyim, kendi anlarımdan ya da kendi düşüncemden bahsedeyim. Geçmişte salonlarda aynı 40-50 kişiyi barındırabiliyorduk. Yani bir salonda 50 kişi, 60 kişi çalıştırabiliyorduk. Ve bu ekibin yaklaşık %40'ı, %30'u ortadaki zayiat ekiptir. Bu hep, çünkü bu böyledir yani. Bu böyle. Son yıllara bu biraz daha azaldı. %40 değil de %20'lere, %10'lara. Bundan sonraki süreçte ise bu 40-50 kişilik ekibin %30'ları, %40'ları, %10'lara geldi. Şimdi aksine iş ekibi bile salonda tutarken farklı boyutlarda tutacaksın. Neden farklı boyutlarda? Yapabilen, işi bitirebilen, 1-5 kişinin dokunması, bir işi bir kişinin elinden çıkan bir formata giriyor kuaförlük. Yani benim gözümde, benim salonlarımda bu hale dönüşecek. Dolayısıyla da sektör başka bir profile doğru gidiyor. Yani müşteri olarak da başka profile doğru gidiyor. Çalışan olarak da başka profile doğru gidiyor. İşletmenin bir işletmeci olarak da bakması gereken nokta apayrı bir platformda. Çünkü niye bir işletmeci efendim online'la ilgilenecek, internette ilgilenecek, reklamla ilgilenecek, kasayla ilgilenecek, müşteriyle ilgilenecek, yani saçla ilgilenecek. İşletmeci hangisiyle ilgilenecek? Yani işletmecinin ilgileneceği alanlar her geçen gün fazlalaşmaya başladı. Aynen. Çoğalıyor. Dolayısıyla burada yeni kuaför salonları bana göre başka bir boyutta olacak. Yeni işletmeler, kendini tazeleyenler, kendini yenileyenler. Tabii ki bizler de işe oyuncu olarak gireceğiz. Kendimizi bir şekilde orada konumlandıracağız. Günün sonunda herkes oraya bir şekilde katılacak, o sürüye. Ama o sürüye katılacak olan arkadaşların şimdiden aslında hani şöyle arkamıza yaslanıp baktığımız zaman 40 senedir aynı isimleri duyarız. Aynı kişileri anarız. Aynı kişilerden söz ederiz. Hep birileri çıkar, hep birileri kaybolur. Ama bu aşamadan sonra o birileri, o çıkan birileri bence daha kalıcı ve daha uzun yol alıcı olacak. Çünkü bu yeni aşamada yeni yollar değişti. Bambaşka oldu. Yani şehirler değişiyor ya, caddeler de değişiyor. Aslında kuaför salonları da bence artık öyle devasal kuaför salonlarından ziyade daha böyle kompakt, daha böyle fresh, daha az ekipli. Yani eskiden biz Avrupa'da hep görürdük. Yani 5 kişiyle, 3 kişiyle çalışırlardı. 10 kişiyle çalışırlardı. Ama içeride az müşteri görürdük. Şimdi biz o formata dönmek zorundayız. Yani bu pandemi geçtikten sonra arala gürele çalışan salonların bence pataküte çalışıp böyle içeriye
randevusuz müşteri doldurup işte içeride Ankara misket havası çalarak işlerin artık öyle yürümeyeceğini uzun bir süre ben öyle görüyorum, öyle öngörüyorum. Yani gürültülü salon biraz sıkıntılı salon haline dönecek. Bununla ilgili Konya'dan Ertan bir soru sormuş. Salonlar mı daha revaçta olacak diyor. Sorulardan biri bu. Hemen sormuş olayım onu. Şöyle, tabii ki butik salon revanşta olacak. Ama bu butik salonun içinin ne kadar butik olduğuyla alakalı. Salonun butikliğinden ziyade servisin ve ortamın butikliği önemli. Yani burada küçük salon derken şey algılanmasın. Hani iki kişinin çalıştığı salon gibi algılanmasın. Tabii ki müşteri bir ambiyansa gelir, müşteri bir ortama gelir. Ama bir rahatsız olduğu ortam var. Bir de artık insanların ben burada rahatım. Yani Mahmut kardeşim çok güzel anlattı yani. Ben dışarıya alıp kahvemsini ikram edebiliyorum gibi. Yani böyle hani daha relax ortamlar yaratmak gerekiyor. Müşteri profilini ne olursa olsun, A müşteri de olsa, C müşterisi de olsa bunu arıyor artık. Bunu aramak zorunda ve uzun sürede bunu arayacak. Dolayısıyla da kuaförlüğün artık eskisi gibi içeriye 30 metrekareye yani 60 kişiyi koyup da çalıştıramayacaksın yani. Onu götüremeyeceksin. Bu yani bu dönem geçtikten sonra ben böyle düşünüyorum. Peki, bir başka soru vardı. Yine herkesi ilgilendiren soruları seçmeye çalışıyorum. Red and White kuaförlük olarak kampanyalar yapıyor musunuz? Yeni müşteri elde etmek için. Yeni müşteri elde etmek için en son şöyle bir yani kampanyalar yapıyor. Evet yapıyoruz. Yapılan noktalar var. En yaptığımız bir kampanyadan bahsedebilirim. Mesela Aralık ayında yapıldı bir kampanya. O da fiyat değişikliği yapmıştık. Bu fiyat değişikliğini biraz daha yumuşatabilmek için belli bir oranda hediye çek dağıttık. Hani yani belli bir rakamların üzerinde işlemlere karşılık belli hediye çekleri verdik. Belli tarihlerde kullandık. Yani bu kampanya işi olmazsa olmazımız diye bir şey yok ama orada her işletmenin kendi yapısı vardır. Bazen bazı kampanya herkese uymayabilir. Bazı şeyleri insan kendi yapısına ve kendi işletmesine göre yapması gerekiyor. Dolayısıyla biz de zaman zaman yaptığımız bir takım çağrılar var. Ama zaten %70'in üzerinde sadık müşteriye, %30 da yeni ilave müşteriye hizmet ediyoruz. Genelde şubelerde de böyle, merkezde de böyle. Peki bu kritik dönemde aynı zamanda fiyat değişikliği yaptınız. İkinci kez. Ne oranda oldu bu fiyat değişikliği ve bir tepkisi oldu mu? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir tepki almadık. Tepki alacak bir durum yoktu. Bir Mart ayın şey Mayıs ayında açıldığında bir yeni fiyat bir ufak bir oynama yapıldı. Bir de Aralık ayında Aralık'ın başında yapıldı. Yaklaşık %15 bir %15'te bir yapıldı. Çünkü yapılması gerekiyor fiyatları. Çünkü her şeyin fiyatları abartı. Zam geliyor. Sen de bir şekilde fiyatlarını doğru bir şekilde konumlandırman gerekiyor. Dolayısıyla hani mevcut bulunduğumuz pozisyona göre fiyatları güncellemek adına zaten senede iki sefer yaptığımız bir iş. Bazen senede bir yapıyoruz. Bazen senede ikiye bölüyoruz ama bu o andaki ekonominin enflasyonun akışına göre uyguladığımız bir formüldür. İlla her yıl her yaz sonu fiyat artıracağız diye bir durum yok. Bir fiyat ayarlaması diye bir şey. Bunu yapmak gerek. Yapmazsan çünkü ayakta duramazsın. Aldığın boya ya da sattığın şampuan salona giren kullanatından her türlü malzemesine
her şey zamlanıyor. Hedef 2-3 sefer fiyat değiştiriyor. Burada sen de fiyatını değiştirmezsen, sektör olarak sürekli aşağı atarsan, bu da sektör açısından sıkıntı doğurur yani. Çünkü zaten sektörün dinamiklerinin kalması, önce doğru servisi doğru fiyatlandırabilmesiyle alakalıdır. Ben bunu yaklaşık 30-35 sene önce burada belli formatların çok altında çalışılıyor sektörde. O zaman ki ustalarla 3-5 çalışan salon arkadaşlarla beraber bir fiyat politikası oluşturdum. Yani bunu ben 30 sene önce yaptım. Daha sonraki sürelerde sürekli devam ettirdik. Ve salonların dinamik ve para kazanabilir hale gelmesini bence doğru fiyatlandırmayla, yani doğru fiyatlandırmayla orantılıdır. Çünkü sektör gerçekten bazen hani insan istediği fiyata satabilir, istediği servisi istediği fiyata pazarlayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben sektör adına bugün hani bu sektörde ekmek yiyen insanlar, evine ekmek götürecek insan adına baktığımda, sektörün belli dinamiklerini taşıyan arkadaşların belli yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Ben bu konuda böyle bakıyorum. Yani eğer sektörde bir belli bir öncülük yapıyorsan, belli bir hacme sahip söz hakkın varsa, sen alttan vuramazsın. Ben bu inanca, çünkü belli bir ortayı tutturmak durumundasın ki sektörün altında de herkes bir şekilde bunu faydalanabilsin. Peki çalışanların gelirleri açısından baktığımızda en çok gelen sorulardan bir tanesi zam yaptınız mı diyorlar. Biz genelde her Ocak ayında bir fiyat şey ayarlaması yaparız. Bütün çalışanlarımıza bir ayarlama yaparız. Tabii ki elbette onların da beklediği bir şey vardır. Genelde biz zaten biraz performansa dayalı ve artı kişinin sadakati ve pozisyonuna göre değerlendirme yapıyoruz. Sadece performans olarak değerlendirmiyoruz çünkü. Buna göre de bir değerlendirme yapacağız. Yapıyoruz da yani. Evet, bu soruyu sormuş olanlara cevap olsun. Şimdi araya girmek istiyorum ama benim sesimde bir sorun var galiba. Biraz uzaklaşırsam acaba düzelir mi diye bakıyorum. Bir arkadaşımızın yorumları dikkatimi çekti. Kuaförlüğü bırakmış anladığım kadarıyla ya da bırakmak zorunda kalmış. Sonra bir başka yorum yapmış. Onlara bir şey olmaz tarzında. Genelde onlar tuzu kuru, onlara bir şey olmaz şeklinde bir bakış açısı var. Bu bakış açısına sizin yorumunuz ne olacak? Çünkü biz burada belli çapta salonlara yönelik bir yayın yapmamaya dikkat ediyoruz. Herkesi ilgilendiren bir konu olmasını istiyoruz. Mahmut Ebil galiba söyledi, büyük başın derdi de büyük olur şeklinde. Böyle bir çaptaki salonların sorumluluğu daha fazla olabiliyor. O nedenle daha yaratıcı olmaları gerekebiliyor. O nedenle de ayakta kalma çabası, ayakta kalma konusunda yaptıkları da örnek teşkil edebilir diye düşünüyoruz. Sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Şimdi Mahmut kardeşim bununla ilgili aslında gayet açık söyledi yani. Şimdi küçük salonun derdiyle büyük salonun derdi aslında birbirinden farklı değil. Ama ufak olan bana göre ufak yaralar sıyırma şansına sahip. Her zaman için onun yarası zaten sınırlıdır. Ama bizim tip böyle kalabalık çalışan, büyük hacimli çalışan salonların yarası çok daha derin ve tedavisi çok daha olur. Ben örneğin 2009 kriziydi galiba. 2009 krizinde ben 9 tane salon kapattım. Yani evet, 2007 kriziydi. 2009'a kadar tahammül ettim. Sonra 9 tane salon kapattım. Yani kalabalık çalışan tuzu kurutusundan ziyade biz hayatımızı buna adamış ve buna vermiş insanlarız. Biz bir takım riskleri tölere edebilecek
ya da 1-2 sene taşıyabilecek bir şekilde kendimizi buna göre ayarlamak durumundayız. Yani burada çünkü benden sorumlu değilim. Burada 100 kişiden sorumluyum. Çarpı 400 kişi. Yani ben onlardan sorumluyum. Dolayısıyla bir an hızlı karar verip çabuk düşünüp acele karar veremem. Sakin olmam gerekir. Ben baştan beri hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Sakin olalım, sakin olalım. Hatırlarsanız daha önceki konuşmalarımda da aynı şeyi söyledim. Bütün meslektaşlar aynı şeyleri söylüyorum. Sakin kalıp sağlıklı kalmak gerekir bu süreçte. Yani krizlerde de aynı şey. Bu tip krizlerde aceleci karar ver. Benim bütün meslektaşlarıma tavsiyem bu. Bizlerin yarası daha derin olabilir. Onların yarası daha hafif olabilir. Biz derin yarayı atlatabiliriz. Belki onlar hafif yarayı atlatamayabilir. Onun için hani ben kimseyi hani küçümseyip ya da şey görmek gibi bir felsefem yoktur. Çünkü ben kendimi bu işe 13 yaşından beri adadım. 13 yaşından beri bunu yapıyorum. Yani bu işe hani 19 yaşında ilk salonumu açtım, öyle söyleyeyim. Burada her gün başka bir deneyim kazanıyoruz. Hiçbir zaman bir önceki yaşadığımız deneyim bugünkü deneyimle eş değildir. Yani çünkü her krizin her sorunu başkadır. Bir önceki krizdeki pozisyonlar başka. Şu andaki dünyanın yaşadığı krizdeki durumlar başka. Çünkü buradaki süreç apayrı bir süreç. Belki önümüzdeki süreç bambaşka bir yola gidecek. Dolayısıyla biz Mart ayında salonlarımız kapandığında düşündüğümüzde o 3 aylık 2,5 aylık kapanma dönemini düşündüğümüzde bugünkü duruma göre kötüydü o zaman. Bugün daha yani bugün daha şanslıyız. En azından geçmiş bir sene gibi deneyimimiz var yani. 8-10 aylık bir deneyimimiz var. Dolayısıyla bundan sonraki 5-6 aylık süreci bu geçtiğimiz 8-10 aylık deneyimle sürdürülebilir hale getirebiliriz. Bunu öngörebiliriz kendimize. Çünkü Mart'ta bu işle başladığımızda geçmişteki deneyimlerimizin Mart'taki durumla hiç alakası yoktu yani. Krize benzemeyen bir durumdaydık. Ama şu an bu krizin içindeyiz, bu sürecin içindeyiz, bu sürecin zaten uzun bir geçirdik. Bundan sonraki geçecek bence bütün meslektaşlarımız için gerçekten üstelik şu anda Mart'taki gibi kapalı da değiliz. Tamam sınırlı çalışıyoruz ama kapalı da değiliz. Yani burada bu süreci çok daha hani akıllı bir durumla yönetip 3 ay sonrasına, 6 ay sonrasına daha böyle dinamik bir şekilde sektör olarak girebiliriz. Çünkü beklenen durum bu. Beklenti de bunu gösteriyor. Işıkta yani evet karşıdaki dağ biraz uzak gibi duruyor ama o dağa tırmanmanın yolları vardır. Mutlaka bir keçi yolu ya da yan çıkışı vardır yani. Çıkılmayacak bir noktada değil sektör. Yani iyi bir nokta. Önemli olan bu dönemde sağlıklı kalabilmek ve sakin olabilmek diyor Mehmet Başat'a. Kesinlikle yani sakin düşünmek gerekiyor. Çünkü sakin cevap vermek, sakin düşünmek, acele karar vermemek her şeyden önce. Harika. Evet. 40 dakikayı tamamlamışız. Mehmet Bey. Evet, 40 dakikayı tamamlamışız. Çok net, çok samimi ve çok yapıcı bilgiler paylaştınız. Buradaki çıkarımız, birinci önceliğimiz sağlıklı olmak, ikinci önceliğimiz ekiplerimize sahip çıkmak. Çünkü bu iş değişecek, dönüşecek. Yine onlarla bir arada olmamız gerekiyor. Üçüncüsü de sakin olmak diye özet çıkartıyorum buradan. Oturarak bir yere varılmak, o dağa tırmanmak için hareket etmek lazım. Yani, harika. Yani, hareket etmek gerekiyor. Harika. Yani ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyenlere bir şey aktarabildiysem, duygularımdan bir şey ifade edebildiysem ne mutlu bana. Ben bu sektöre ömrümü verdim.
Ben kuaföre aşığım, mesleğime aşığım. Neyim varsa bu meslek için var. Ben de bu meslek için varım. Ağzınıza sağlık. Çok duygulandım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Mehmet Başat'a. Ayrıca pardon, pardon bir şey söylemek istiyorum. Burada çünkü çok şey konuştum. Gerçek şeyi söylemek istiyorum. Sözüm öyle tamamlayayım. Bu sektörün son yıllarda gerçek çimentosu, gerçek yapıştırıcısı, yaralarına dert olan bir kişi var. O da Erkan. Yani gerçekten bize güzel şeyler verip güzel şeyler yapıyorsun. Senin iyi ki varsın dostum. Sektörüm adına gerçekten sana teşekkür ediyorum. Yani zaten sen kalbimdesin kardeş, arkadaş olarak. Ama gerçekten sektör adına da senden son derece memnunum. Süper bir insansın. İyi ki Çok varsın. teşekkür ederim. Japonvari selam vereyim. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkürler. Evet, şimdi şu ses problemine takıldım. Sesim hala kötü mü geliyor diye merak ediyorum. Bana bir yorum yaparsanız bu konuda. Sesim güzel geliyor mu acaba? Çünkü biraz sonra Emrah Kemendi'yi alacağız. Bakalım o neler söyleyecek. Mehmet Başatan'ın söyledikleri çok önemliydi. Dört salonları var. Yüzü geçkin çalışanları var. Öncelikleri sağlıklı olmak. Tamam, ses benden değilmiş. Okey. Devam ediyorum. Birinci öncelikleri sağlıklı olmak. Evet, ben de katılıyorum ona. İkincisi çalışanları, çünkü her yokuşun bir inişi var. Şu anda yokuşta, inişte tekrar onlarla bir arada olmak zorunda olduğunun farkında. O nedenle onları tutmak istiyor. İş hacmi anlamında. Gelir anlamında fiyatlarına zam yapmış, çalışanlarına da gelirleri anlamında zam yapıyor olacak. Sorular bunlardı. Evet, kampanyalar yapıyorlar. Kim arkadaşlar nedense kampanya yapmaya karşı. Dolayısıyla bunlar benim tespit ettiğim çıkarımlar. Büyük küçük olmak fark etmiyor burada. Büyüğün büyük derdi, küçüğün küçük derdi. Ama burada anladığım kadarıyla dördüncü çıkarımda zaten sakin olmaktı. Aceleci olmamak gerekiyor. Aceleye karar vermemek gerekiyor. Çıkarımlar bunlardı. Şimdi Emrah Kemendi'yi alacağım yayına. Emrah Kemendi hem genç nesil kuaförlüğü temsil ediyor. Kuaförler Derneği'nde de beraber çalışıyoruz, görev alıyoruz. Oradan da bir yakınlığımız var. Tabii bir diğer özelliği de bir AVM içerisinde bir salona sahip, o salonu yönetiyor. İşin AVM boyutu çok sancılı bir süreç olduğunu biliyorum. Bakalım Emrah neler söyleyecek. Gün sonunda genç bir arkadaşımız, sorumlulukları var, geleceğe bir bakışı var. Kuaförlüğü bırakıp diş hekimliğine mi geçecek ya da su tesisatçılığına mı geçecek? Bir dinleyelim bakalım, umutları var mı? Emrah Kemendi'yi görmem lazım ya da onun katılma talebi göndermesi gerekiyor. En güzeli bana bir el sallarsa ben de onu, dernek değil, ben Kuaförler Derneği diyorum. Süleyman, Beklen, onlar Kuaförler Odası. Bir de İstanbul'da 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Kuaförler Derneği var. Özel bir dernek bu. Sizin bahsettiğiniz kuaför odalarını kastetmiyorum. Şimdi Emrah Kemendi ile, evet, geldi. Dolayısıyla biz Emrah Kemendi ile Kuaförler Derneği'nde beraber mesai harcıyoruz. Sizin bahsettiğiniz kuaförler odası, orası başka bir
meslek örgütü. Bu bilgiyi de ilave etmiş olayım. Ve Emrah Kemendir'in de gülümseyen, enerji veren güzel yüzü de karşımızda. Emrah'cığım selam. Selamlar Erkan abi. Neye güldüğümü söyleyeyim. Hala genç sınıfına giriyor muyum acaba, merak ediyorum şu an. Benim nezdimde genç sınıfına giriyorsun. Dolayısıyla hep benim nezdimde genç kalacaksın. Emrah, 15 dakikan var biliyorsun. Abi 15 dakikada, 115 dakikada sohbet edebiliriz. Yok. Şimdi 15 dakikayla kısıtlı tuttum. Ama içeriğimiz o kadar değerli bir içerik ki, artı ilgiyi görüyorum, gelen soruları görüyorum. Gelen sorular doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. O nedenle belirlemiş olduğumuz zamanı aşabiliyoruz. Sana da latife olsun diye 15 dakika söyledim. Çünkü 15 dakika konuşmayacağını zaten baştan beri biliyorum. Neler anlatacağını da tahmin ediyorum. Soruyu hemen soruyorum. Sizin AVM'de durum ne? Bizim AVM'de durum aslında diğer AVM'lerden çok farksız değil. Birçok meslektaşımla sohbet ettiğimizde AVM salonlarında içerisinde olan vesaire. Ama bizim AVM gerçekten bu dönemde, hani bizim dışımızda AVM yönetimi olarak da sınavı geçen AVM'lerden bir tanesi. Çünkü biliyorsun yani biz hepimiz dernekte konuştuğumuz zaman vesaire de Trio grubu olarak da işte bugün değerli meslek büyüklerimin anlattıkları gibi hepimiz hijyen kuralları gereği, salonlarımızla gereği güzel hijyen önlemleri aldık. Fakat bizler AVM'de olduğumuz için AVM'lerin de bu hijyen kurallarını alması gerekiyordu. Akasya bu konuda gerçekten bize gelen müşterilerin giderken teşekkür ettiği bir şekilde bir önlem aldı. Gerçekten hem AVM anlamında hem bizim anlamımızda. O yüzden o anlamda hiç sıkıntı yaşamadık. Tabii ki giriş rakamları azaldı bir dönem. Bu Mart ayında kapatma oldu. Sonra Haziran'da açtık. Haziran ortalarından sonra aslında biz beklediğimiz düşün çok altında bir düşük gördük. Bazı AVM arkadaşlardan da sohbet ettiğimizde onlara göre biraz daha az düşüşümüz vardı. Fakat bu son... Nedir düşüş sendeki? Yani Haziran'dan bu yana baktığımızda ne iş kaybı var, ne ciro kaybı var, ne müşteri kaybı var? Sen rakamlara hakim bir insansın. Net, direkt olarak onlardan gidelim. Bizim, Haziran'la Kasım arasında bizim düşüşümüz %34-%35'lerden aşağıya düşmedi. Zaten bu düşüşlerde biliyorsun ki abi cadde salonlarına eşdeğerdi yaptığımız araştırmalara göre. Fakat Kasım ve Aralık'ta biraz daha fazla etkilendik. %50'leri buldu. Hatta 55'lere çıktı Aralık ayında. Ocak ayı ama şükürler olsun güzel başladı. Bu da bize tünelin ucunda ışık var, onu gösteriyor. Tabii ki her zaman umudumuz var. Çalışacağız. Daha da çok çalışacağız. O anlamda dediğim gibi yani ilk etapta, yani birinci dalgada, pandeminin birinci dalgasında çok da aşırı etkilenmedik. Tabii ki kapandı vesaire bilmem ne, ama bu ikinci dalgada biraz daha fazla etkilendik. Çünkü çok yakınlarımızda duyduk. Müşterilerimiz çok yakınlarında duydu. Dolayısıyla bir %50-%55 rakamlara geldi, ama Ocak ayı şu anda kısmen çalışıyor olmamıza rağmen gerçekten fena başlamadı diyebiliriz. Neden böyle bir şey oldu? Şimdi niye böyle bir daha doğru bir ivme var? Bunu araştırmışsındır sen. Ya aslında biraz şöyle, bu rakamlar iniyor çıkıyor vesaire. Bu tabii ki herkesin sağlık için kendini koruması gerekiyor. Koruyorlardı, ama ben biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum. Rakamlar 30 bin lira, 20 bin lira çıkınca herkes gitti zaten, daha yasaklar gelmeden önce. Şimdi rakamlar bakıyoruz. 5 bin lira, 6 bin lira vesaire. 10 bin lira indi. Sonra 10 binlerden 6 bin lira indi. Biraz psikolojik bir. Sonuçta ben de kuaför, yani salonda evet kuaförüz, ama bugün sonuçta ben aile bireyim. Çocuklarım var. Bizler de aslında sosyal hayatımızı oradaki rakamlara göre, duyurulara göre ve yönlendirmelere göre yapıyoruz. Dolayısıyla bize gelen müşterilere de öyle bakarsak, onlar da bu duyurulara göre biraz psikolojik yönlendirme diyorum yani ben buna. O yüzden biraz tabii sıkılma var. Biraz evde çok kaldığında artık ihtiyaçlar da var. Bugün Metin Bey çok güzel bir şey söylüyor. Her zaman söylüyor gerçi. Saçlar uzadığı müddetçe, bizler de işte güzel yaptığımız müddetçe bize her zaman ihtiyaç var. Sonuçta evet, bu dönemde hepimiz zorlanıyoruz. Sancı çekiyoruz. Ama ben gelecekte fırsat olduğunu, bu dönemde işlerini iyi yapanın, daha önce biraz bu geleceğe hazırlanmış, yani her zaman hazırlanmak
örnek vermek bu biraz sıra dışı bir şey. Ama geleceğe her zaman hazır olmak lazım. Sonuçta işletmelerde 25 kişi, 20 kişi, 30 kişi çalışıyoruz. Kalabalık ekip sorumluluğu var. Bu sorumluluğu en azından daha aza indirebilmek için biraz daha geleceği planlayarak ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Peki sen geleceği nasıl planlıyorsun? Aslında şöyle tabii gelecek planlama derken arkadaşlar yani yanlış anladım. Neler yaptın bu dönemde? Bu dönemden çıkış için bir şeyler yaptın mutlaka. Yoksa bir AVM'de olup işte belli sayıda çalışana, ekip arkadaşına sahip olan bir işletme yöneticisi, bir işletme sahibi olarak ayakta kalmak zor. Evet. Cepten yiyerek de dönmüyor bu işler. Mutlaka farklı bir şeyler yapmışsındır. Zaten bu canlı yayının ana amacı da onları çıkartıp izleyenlere, takip edenlere bu anlamda ilham verebilmek. Aslında bu dönemi biraz da şimdi biraz önce mesela birkaç arkadaş işte Mehmet abi falan konuşurken yazdı. Ya bu dönemi biraz daha rahat geçirmenin bizlerin rahat geçirmesini yani biraz daha başkalarına göre daha sancılı geçiren insanlara göre az sancılı geçiren insanlar neden az sancılı geçirdi biraz ondan bahsedeyim aslında. Biraz hepimizin salonların lokasyonunu ve müşteri tipolojisini iyi analiz ediyor olması gerekiyor. Daha önceki seninle sohbetimizde bahsetmiştim. Mesela bizler AVM salonlarıyız. Fakat ben AVM'leri de kendi içerisinde ayırıyorum. Çünkü bazı AVM'ler var gerçekten şehrin içinde. Yani benim bulunduğum Akasya AVM gibi. Keza Etiler'de Ak Merkez gibi. İstinye'de İstinye Park gibi. Ve ismini unuttuğum birkaç AVM gibi. Bazı AVM'ler de var şehrin biraz daha uzağında. Dolayısıyla bu şehrin içindeki AVM'ler sadece gel geç müşteriyi beklemiyorlar. Sadece gel geç müşteriye bakmıyorlar ki zaten bu hiçbir zaman bizim tercihimiz olmadı. Çünkü sadece gel geç müşteri, AVM müşterisi, günlük müşteri geldiğinde salon kalitesini belli düzeyde tutamıyorsunuz ve sadakatli müşteri kitlesi de yaratamıyorsunuz. Aslında bu dönemi az sancılı geçirmemiz, AVM olup az sancılı geçirmemizdeki en büyük önemli şey bizim AVM olmamıza rağmen sadakatli müşteri yaratan salonlardan bir tanesi olmamızdı. Çünkü normalde AVM'lerde %30, %40 sadakatli müşteri, sürekli gelen müşteri olur. %60, %70 de kapıdan gelen işte turist, Arap vesaire gibi biliyorsunuz son yıllarda yabancılar da geliyor. Ama bizde hiç öyle olmadı. Bizim %60, %70 her zaman belli bir kitlemiz. Cadde salonunda nasıl belli bir örnek veriyorum bizim Urus'taki salonumuzda nasıl bir kitle varsa. Evet. Salona gelen sadakatlerden. Biz orada aslında İlk planlamamız da buydu. İlk açtığımız dönemde dedik ki burayı sıradan bir AVM salonu gibi düşünmeyelim. Burayı bir cadde salonu gibi AVM içerisinde değilmiş gibi yönetirsek sadakat artırırız. O yüzden mesela ben araştırmalarımda pandemi döneminde bizim düşüşümüz normal AVM'lere göre aynı düzeyde kalmadı. Daha az düşüş oldu. Bizim cadde salonlarında daha orantılı gitti. Örnek veriyorum cadde salonlarında da %30 ile %35 arasında bir düşüş. Bazılarında %40'ları buldu. Bizde de o dönemde bu son Kasım aralığı ayırıyorum tabii. O çünkü çok özel bir durumdu ikinci dalga. Ama onun dışında biz enteresan düşüşler yaşamadık. Personel burada çok önemli. Ekip çok önemli. Sebahattin Bey'i zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz onun mesleğe bakışını ve çalışanlarını. Bu pandemi Mart ayında başladığında dediği tek şey şuydu. Evet markamızı koruyacağız ama ilk önce ekibimizi bu dönemde korumamız gerekiyor. Nihayetinde hepimiz belli şartlarda evlere kapandık. Ama sonuçta burada bir keyifli olarak hani bir maddi sıkıntı yaşamadan eve kapanmak vardı. Bir de gerçekten gelir problemi yaşayıp sıkıntıyla eve kapanmak vardı. Biz ekip arkadaşlarımızın sıkıntıyla eve kapanmamaları için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve ekibimize dedik ki bu yolda sonuna kadar hep birlikte gideceğiz. Tabii ki şeye saygım var. Herkesin bir salon stratejisi var. Ekipte azaltan oldu. Kendi ayrılan insan çalışanlar oldu. Ama biz daha yolumuzu 3 tane salonumuzda da hiç kimseyle ayırmadık. Sadece iş yapış şeklimizi biraz daha değiştirdik. Onlara neler yapmamız gerektiğini, onların da neler yapması gerektiğini anlattık, bahsettik. Dolayısıyla ekip olarak sadece biz bunu trio yönetimi olarak veya Akasya trio yönetimi olarak değil, ekip olarak bu zorlukların altından kalkıyoruz.
Mehmet abi çok güzel bir şey söyledi. Kar beklemiyorum ben bu dönemde. Salon dönsün, kiramızı ödeyelim, ekibimiz mutlu olsun. Biz de aynı şekilde, aynı bakış açısındayız. Kiramızı ödeyelim, ekibimiz mutlu Peki, olsun. Peki, kirada bir avantaj sağlayabildiniz mi AVM yönetimiyle? Sağladılar. Sağladılar. Yani şu anda kiramızın %40 falan daha altında bir kira diyoruz. O güzel bir avantaj. Peki vedalaştığınız ekip arkadaşlarınız oldu mu? Farklı nedenlerden dolayı. Bizim vedalaştığımız değil ama onların bizimle vedalaştığı çok az. %2, %3 bir ayrılma oldu. Tamam. Böyle fiyatlara zam yaptınız mı? Şimdi çok gelen sorulardan ben derleme yapıyorum. Fiyatlara zam yapmazsak bu dönemde ve pandemi öncesinde de biz belirli dönemde zam yapıyorduk. Sen bunu iyi bilenlerdensin Erkan abi. Yapmamız lazım. Çünkü bu zam bizle ilgili bir şey değil. Şu anda yaşadığımız süreçle ilgili. Pandemi öncesinde de biliyorsun ki bir kriz vardı zaten. Ekonomik bir kriz vardı. Ona göre de değiştirmemiz gerekiyor. Bugün salonda kullandığımız hiçbir şey olduğu gibi durmuyor. Fiyatları 2-3 katına çıkan şeyler var biliyorsun ki. Özellikle bu pandemi döneminden sonra bizim sürekli kullandığımız ama pandemi döneminden sonra daha da çok kullanılan bazı şeyler vardı. Örnek veriyorum kullandığımız tüm ürünler bizim %80-%90'ı ithal. Rakamlar çok fazla kurlardan dolayı şaştı. Tabii ki zam yapıyoruz belirli dönemlerde. Yapmamız da gerekiyor. Bence tüm meslektaşlarımın yapması gerekiyor. Zam yapmadan müşterimi korurum. Zam yaparsam müşterim kaçar korkusu yaşarsak zaten size kâr ettirmeyen bir müşteri, kâr etmeyen bir işletme zaten ayakta duramaz diye düşünüyorum. Kapanmaya mahkum. Peki çalışanlara zam bir diğer soru. Bizim sistemimizde çalışanlarımız zaten bizim işimizin bir ortağı olduğu için biz her zaman çalışanlarımıza şunu söyledik. İşini iyi yapan herkes bu koltukların ortağıdır. Herkes koltuğunun patronudur. Zaten bizde net maaş sistemi yok. Herkes kendi performansına göre kazancı olduğu için biz zaten fiyatlarımıza zam yaptığımızda arkadaşlarımızın da kazançlarına zam yapmış olduğumuz için o konuyla ilgili bir sıkıntımız olmuyor. Süper, harika. Peki yarını nasıl görüyorsun? İş değiştirmeyi düşünüyor musun? Nasıl? Yarını nasıl görüyorsun? İş değiştirmeyi düşünüyor musun? Tabii ki hayır. Ben 13 yaşımdan beri bu mesleği yapıyorum. İş değiştirmeyi düşünmüyorum. İş değiştirirsem senin asistanlığını yaparım diye düşünüyorum. Başka bir şey olamaz. Yani. Her zaman. Hatta iş değiştireceğimiz bir problem olacağını düşünmüyorum. Karamsar olmamamız lazım. Neyi iyi yapıyorsak daha iyi yapmamız lazım. Ben her zaman AVM salonları olarak şunu tavsiye ediyorum. Biliyorsun yakın zamanda bizim burada %100'ünü açıklayamayacağım ama güzel bir projemiz var. AVM salonlarının sadece kuaförlük değil, başka gelir getirecek farklı şeyler de yapmaları lazım. Örneğin hepimizin salonları değerli yerlerde, iyi kiralar, çok kiralar ödüyoruz. Bu kiraları sadece yaptığımız kuaförlük ve içerideki işletmeden ziyade biraz mağazacılığa da dönmek lazım. Mağazacılık da yapmak lazım. Evet bizler kuaförüz, çok mağazacılıktan anlamıyoruz ama mağazacılıktan anlayanlardan destek almamız lazım. Ki bu bizim maliyetlerimizi biraz daha aşağı düşürsün. Biz yakın zamanda böyle bir projeye hazırlanıyoruz. İnşallah olacak ve çok da güzel olacağını düşünüyoruz. İyi çalışmalar yapıyoruz ve mağaza konusundaki uzmanlardan destek alıyoruz bu konuyla ilgili. O yüzden ben sadece AVM kuaförlerine değil, tüm meslektaşlarıma benim söylemem gereken bence şu. Sadece kuaförlük değil, artık tüm sektörlerde, bugün senin için de geçerli, otomobil sektörü için de geçerli, market sektörü için. Neyi yapıyorsak yanına bir şey daha eklememiz gerekiyor bulunduğumuz iş yerlerinde. Örnek veriyorum, ben AVM'de kuaförüm. Ben şimdi orada biraz mağazacılık da yapmak istiyorum. Marketçi ne yapması gerekiyor? Belki oraya manav da koyması gerekiyor. Yani bir şeyleri ön plana çıkarmamız lazım. Oradaki hem metrekarelerimizi hem de geçirdiğimiz, salonumuza getirdiğimiz zamanları daha da iyi etüt edip bize ne faydalı, ne istiyoruz, müşterimiz ne istiyor? Bunu çok iyi bilmemiz lazım bir kere. Bugün Metin Bey çok güzel söyledi. Herkes kendi nezdinde bir şey yapıyor olması gerekiyor dedi. Yani bugün Metin Bey'in söylediği bir şey vardı. Bu yılbaşında çok güzel bir organizasyon yaptık, hediyeler dağıttık. Niye daha önce yapmamışım bunu dedi yani. Keşke yapsaymışım dedi. O yüzden
keşke dememek için kafayı biraz fazla çalıştırmak gerekiyor, sormak gerekiyor. Benim sorularımdan bıkan insanlardan bir tanesi sensin. Biliyorsun ben çok fikir almayı severim, çok sorarım. çünkü hepimizin fikre ihtiyacı var. Özellikle bizden daha tecrübeli insanların fikirlerine ihtiyacımız var. Sektör dışındaki insanların da fikirlerine ihtiyacımız var. Çünkü mesela kuaför olmayıp ama parakendeci olan birçok müşterimiz, bu konuda uzman olan kişiler var. Bu konuda da destek almak lazım. Çünkü onların iş yapış modeli biraz farklı. Dolayısıyla bizlerin de biraz iş yapış şeklini parakendeciliğe biraz döndürmek lazım diye düşünüyorum. Çok ilginç bir şey söyledin. Evet. Yani konunun, yaptığım projenin detaylarına kısmen bile hakim değilim. Ama burada araya girmek istedim. Saptamaların çok güzel, çok doğru ki genel olarak yaklaşımlarında biliyorum, fikir almayı, sormayı ve sorgulamayı seven bir insansın. Bu çok önemli. Aynı zamanda da her zaman bir umudu olan, bir bakış açısı olan bir insansın. Anladığım kadarıyla, ki bir özet geçme anlamında da bunu söylemek istiyorum ve fikir vermesi için de, evet biz kuaförüz, sadık müşterilerimiz var, onları korumamız gerekiyor. Onları koruyabilmek için alınması gereken önlemlerin bir üstü önlemleri almamız gerekiyor. Sen bu anlamda özel bir AVM'de olmanın da şansını yaşıyorsun. Ama bu yetmez. Biz yaptığımız işi nasıl farklı yapabiliriz? Fark yapmak demek saç kesmek, saç boyamak ya da standart kuaförlük hizmetleri anlamında değil. Bir farklı deneyim sunmamız gerekiyor diyorsun. Bunun Amerika'da örnekleri var. Cosmo Shop mantıkları var. O alanların ister AVM'de olsun, ister AVM dışında sokak arasında olsun, ürün çeşitliliğini salon içerisinde sunduğun çeşitliliği, bu ürün olabilir, servis olabilir, servislerde zaten verebileceklerin belli ama ilave ne yapabiliriz? Ben bunu bir zaman İtalya'da görmüştüm. İtalya'da bir kuaför salonu aynı zamanda çok özel ayakkabıların satış noktasıydı. Yine Amerika'da, pardon, Hollanda'da görmüştüm. Bir kuaför salonu aynı zamanda bir bölümünü butiğe dönüştürmüştü. Amerika'da gördüklerim Cosmo Shop dediğimiz kozmetik ürünlerinin, kuaförlükle ilgili kozmetik ürünlerinin profesyonel bir şekilde satışıyla ilgili salonlardı. Dolayısıyla belki bu konuştuğumuz bu konular, senin bu konuda bahsettiğin girişimin pandemi döneminin kuaförlük sektörüne getireceği farklı çıkış noktaları olabilir diye ilave etmek istedim. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Benim her zaman şöyle bir bakış açım var. Kesilmeyen model, boyanmayan renk kalmadı. Herkes çok güzel saç kesiyor. Herkes çok güzel saç boyuyor. Hepimiz aslında birbirine yakın hizmetler veriyoruz. Sadece birbirimizi birbirinden ayıran detaylar var. Dolayısıyla bir şeyleri sadece kuaför mantığında bırakmamak lazım. Biraz daha öteye götürmek lazım. Çünkü eskiden sadece kuaförlük yaparak salonlarımızda belki paralar kazanıp kar edebiliyorduk. Ama artık bence bu yetmeyecek. Kuaförlüğün yanında farklı meziyetlerimiz de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Harika. Harika Emrah'cığım. Başka söylemek istediğin, ya bu kadar olmaması lazımdı senden. Daha da uzun sürer düşünüyorum ama o kadar güzel toparladın ki bana soracak soru bırakmadın. Evet, zam yaptık, maaşlara zam yaptık, ekibi tutmaya çalıştık, farklı projeler yapıyoruz, yarınlara umutla bakıyoruz. Çıkarımlarımı oluşturuyor. Bu çıkarımlar da izleyen kuaför meslektaşlarına umarım bir ilham verir. Bugün yerimizde oturup kara kara düşünmenin bize bir faydası olmayacak yani. Dolayısıyla evet, umutlu olmalıyız tabii ki. Gücümüzü bilmeliyiz. Biz güçlü insanlarız. Çok güçlü bir sektörüz. Bir kere her şeyden önce çok güzel iş ortaklarımız var. Bu dönemde bizi gerçekten her anlamda desteklediler, yönlendirdiler. Bizler için bizim görmediğimiz başka gözle gördüler. Bu da çok büyük bir şans. Bir kere
İnanılmaz güzel bir, yani benim bu mesleği sevmemdeki en büyük neden inanılmaz güzel arkadaşlıklar var. Bugün insanların dışarıdan bizleri tanımayanların bunlar rakiptir, görüşmüyorlardır. Büyük rekabet içerisinde herhalde dedikleri herkesle bir telefon kadar yakınız. Fikir alabiliyoruz. Birlikte hareket edebiliyoruz. İşte bu açılmadan önceki dönemde neler yapıyoruz? Doğan'la, Cemil'le, Levent'le, ismini unuttum Erkan'la bir sürü arkadaşım var. Sürekli ortak hareket ettik. Keza Mahmut Başkanım'dan sürekli fikirler aldık. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Metin Bey'e sorduk tıkandığımız yerlerde. Yani bundan güzel bir dayanışma yok bence. O yüzden sektörümüz gerçekten çok değerli. İşimizi iki adımda yapıyorsak artık dört adım öne götüreceğiz. Belki de altı adım öne getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Enerjimizi kaybetmeyeceğiz. Motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Birbirimizden destek alacağız. Benim zaman zaman hala arkadaşlarım var. Haftanın başında birbirimizi ararız. İyi haftalar kardeşim. Güzel kazançların olsun. Her şey yolunda mı deriz. Ben unuturum, o beni arar. Öbürü beni arar. Sorarız. Öyle bir kitlemiz de var. Bundan güzel bir şey var mı? Yani şimdi hepimiz salonumuza kapanıp kendi derdimize düşersek olmaz. Birbirimizi arayacağız, moral vereceğiz, destekleyeceğiz. Beni bir meslektaşım aradı mı hemen ses tonumu değiştiriyorum. Çünkü ona diyorum, olur ya bazen motivasyonum düşer, bir şey olur. Karşı tarafa negatif enerji vermeyeyim. Beni aramış, değer vermiş. Ona güzel şeyler söylemem lazım. Canını sıkmayacak, tam tersi moral vereceğim şeyler söylemem lazım diye düşünüyorum. Hep ben çekinmeden arıyorum. Beni aradıklarında da çok istekli bir şekilde açıyorum. Gayet konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, fikir. Benim için herkesten duyduğum bir şeyi ben cebime koyarım. Ama illaki aynısını yapmak zorunda değiliz. Bir farklılık da kendi parmak izimizden koyarsak eğer, zaten inanın ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Çünkü çok fikir aldığınızda neyi yapmanız gerekiyordan daha çok neyi yapmamanız gerektiğini görüyorsunuz. Eğer zaten neleri yapmamanız gerektiğini de anlayabilmişseniz, zaten yapmanız gereken güzel şeyler kendiliğinden ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Emrah, imkan olsaydı sana şöyle bir sarılsaydım, kucaklasaydım seni. İnan bana da enerji verdin. O güzel duyguların buraya bana da yansıdı. İzleyen meslektaşlarından da o şeyleri görüyorum. Yorumları görüyorum. Evet, Salon Diva Life Makeup Art. Emrah Kemen'de not alınacak şeyler söyledi. Gürkan Savaş'ı görüyorum. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Daha ne diyeyim yani. Bir kere her şeyi çok güzel anlattın. Enerjin mükemmeldi. İyi ki varsın. Meslektaşların da iyi ki böyle bir meslektaşımız vardır diyorlardı diye düşünüyorum. İşte arkadaşlarım ve büyüklerim bugün zaten çok bana söylenecek bir şey bırakmadılar. Ben de kendimce onların söylediklerim üzerine bir şeyler söylemeye çalıştım. Ha, onun eksikliğini mi yaşıyorsun Emrah? Estağfurullah, yok. Hep saygı duyduğum insanlar, her zaman örnek aldığım, özel zamanda da görüştüğüm insanlar olduğu için bugün can kulağıyla hepsini dinledim. Hepsinden bir şey aldım her zaman olduğu gibi. Kendimden de bir şeyler katıp pazartesi gittiğimde şu an 3 tane not aldım. Salonda yapacağım bir şeyler var mesela. Ya bu yoksa burada zaman çok... Ne aldın? Sakla bakayım senden. Senin aldığın notlar neler bakalım. Merak ettim. Mesela Metin Bey dedi ki personelinde 4 tane masa var. Herkes arka arkaya yüzlerine bakmadan arkaları dönük yemek yiyorlardı. Biz bunu düşünememiştik. Bizim de büyük personelimiz var ama sınırlı sayıda giriyoruz ama sonuçta herkes kare bir masada 4 kişi 4 kişi yemek yiyor. Orada hata, yani onu yapmamalıymışız mesela. Onu öğrendim. Evet. İkincisi? Mahmut Bey bugün çok güzel bir şey söyledi. Realist olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Olaylara realist bakmak lazım. Zaten zaman zaman kendisinden de bir fikir aldık bu dönemde. Mehmet Bey mesleğin güzelliğinden ve mesleği aşkından bahsetti. Gidip personel odasına pazartesi günü yazacağım tek şey mesleğimize ne kadar aşıksınız diye meslektaşlarıma soracağım salonda. Süper. Çünkü gerçekten süper. Yaptığında hikaye başka yöne doğru gidiyor. Demek ki yapmak istediğimiz yerine ulaşıyor. Bu işleri çok sorgulayan, soran, merak eden, araştıran bir kişi olarak sen de daha önceki konuklarımızdan kendine notlar çıkarabilmişsen ne ala. Diğer izleyicilerimizi tek tek arayıp sizler ne not çıkardınız diye sormak istiyorum ama soramayacağım ortada. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum Emrah'cığım. Ben son bir şey söyleyeceğim Erkan abi. Sonra evet.
Şimdi zaman hepimiz için çok değerli bence. Eğer bugün gündüz başladık bu görüntülü sohbetlere, bugüne kadar bizi izleyen meslektaşlarımız zaten eğer bir şey almamışsak bugün, birbirimizden bir şey alamadıysak bugün bir zaman kaybı yaşamışız demektir. Ben her zaman bu tarz toplantılara, bu tarz dokunuşlara, işte normal zamanda pandemi öncesi toplantılara, kongrelere de böyle bakıyorum. Mesleki seyahatlere de böyle bakıyorum. Eğer bulunduğun zaman içerisinde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerine gittik. 40 kişi, 30 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Oradaki sadece ben hiçbir zaman tatil gözüyle bakmadım. Meslektaşlarımda bulunduğum zaman içerisinde hiç böyle kişisel keyif gibi bakmadım ona. Ben ne alabilirim? Arkadaşlarımdan ne alabilirim? Eğer ben de bir şey verebiliyorsam, onlardan alıp cebime koyabiliyorsam ne mutlu. Bugün burada da aynı şekilde cebime birçok şey koydum. Bilmediğim şeyler mi? Hepimizin yaptığı hata bu. Hepimiz birçok şeyi biliyoruz ama hep göz ardı ediyoruz. Ön cebe değil de arka cebe koyuyoruz. Sonra hallederiz diyoruz. O yüzden bugün bana çok faydalı oldu. Özellikle dinlediğim anlar. Süper, süper. Ağzına sağlık. Son soruyu sana soracağım. İzleyicilerimizden de aynısını rica ediyorum. Bu bir deneme programıydı. Dikkat ettiysen cumartesi, pazar üçer bölümler halinde farklı saat dilimlerinde yaptık. Bir kere bunu zaman dilimi içerisinde farklı bölümlerde yapıyor olma konusundaki fikrin ne? Hap hap şeklinde yapmaya çalıştık farklı konuklarla. Senin değerlendirmen nedir bununla ilgili? Bence çok akıcı oldu. Arada zaman boşluğu da vardı. Çok da güzel oldu. Bence bu sürdürülebilir olabilir. Bir de özlüyoruz aslında yani birbirimizi. Çok özlüyoruz. Yani eski kadar görüşürüz. Şimdi tabii ben o özlem gidermek için bir yayın yapmak istemiyorum açıkçası. Direkt faydaya odaklıyım. Evet. Özlem gidermek isteyenler bir şekilde yolunu bulurlar. Evet. Dolayısıyla sormak istediğim şu. Bunu bu şekilde 3 bölüm halinde yapıyor olmak sıktı mı seni ya da bu şekilde olması doğru? Ben bunu şöyle vereyim ben o zaman. Beni sıkmadı zaten. Şimdi normalde bugün konuşması olan kişilerin hepsiyle özel olarak çok sık görüştüğüm insanlar. Çok sık görüştüğüm insanlar olmasına rağmen eğer hala bir şeyler alabildiysem bence diğer arkadaşlarım, diğer meslektaşlarım da birçok şey almıştır diye düşünüyorum. O yüzden harika. Sıkıcı değildi, çok keyifliydi. Harika. Teşekkürler Emrah'cığım. Ağzına sağlık. Katılımın için teşekkür ediyorum tekrar sana. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Emrah'cığım. Çok sağ ol. Evet. Değerli izleyiciler. Metin'ciğim teşekkür ederim. Sağ ol. Levent'ciğim sana da teşekkür ederim. Genel iltifatların hepsine çok teşekkür ederim. Bu kadar teşekkür ediyorsunuz. Lütfen Harris.com.tr yani bulunduğumuz alandaki hikayedeki anketlere olumlu ya da olumsuz lütfen yorumunuzu yazın. Ya yazmayacaksınız. Evet hayırdan bir tanesini işaretleyeceksiniz ya da kalpleri ya en sona götüreceksiniz ya da en geride tutacaksınız ki bu yaptığımız işe yarıyor mu? Sizlerin yorumlarını dinleyelim. Devam edelim mi? Devam edeceksek sonra konu içeriklerini belirleyelim. Çünkü bu günkü ve yarınki programın içeriği belli. Sizde işler nasıl? Arada farklı konularda sorular geldi. Dikkat ettiyseniz o sorularla ilgili herhangi bir müdahalede bulunmadım. O soruları gündeme getirmek istemedim. Çünkü bugünkü ve yarınki programın dışındaki sorular. Ama biz bir sektörsek, sevgili Emrah'ın, Mehmet Başatan'ın özellikle belirttiği gibi birlikte güçlüysek, bir arada olmak güzelse, sorunlarımızı da beraber tespit edelim. Bizim koymuş olduğumuz, bu platformda sunmuş olduğumuz konuların eksikliklerini, fazlalıklarını da göz önünde bulundurup önümüzdeki dönemdeki yayın akışına ve konukların tespitine de beraber karar verelim. Mutlaka anlatacak şeyleri olan bizim tanıdığımız ve tanımadığımız pek çok dostumuz vardır. O nedenle lütfen Erkan Bey bu konu arkadaşlarım hepsi birer lokomotif aralara vagon koysanız mı? Engin'cim ben bunu anlamadım. Pazartesi günü seni arayacağım. Lokomotif, vagon onu da netleştiriyor olalım. Dolayısıyla sizden ricam
anket hikayedeki anketlere cevap vermeniz. Ona göre yolumuzu belirleyelim. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Yarını hatırlatmak istiyorum. Yarın saat 2'de bir kere 2'deki konuğumuz çok özel bir konuğumuz. Londra'dan bize bağlanacak Hakan Köse. Hakan Köse'den sonra yine Ankara'ya gideceğiz. Eda Kutlugün Koşar, Paris Kuaför Salonları adına bizimle beraber olacak. Daha sonra saat 5'te Sabit Akkaya var. Sabit Akkaya'nın olmasının çok özel bir sebebi var. Benim dikkatimi çeken hijyen konusunda yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların iletişimi. Sabit Bey'in özellikle bunları anlatmasını istediğim için onu konuk olarak ağırlamak istedim. O da sağ olsun kırmadı. Tabii ki dedi ki o da her zaman paylaşmayı seven isimlerden bir tanesi. Sabit Akkaya'nın arkasından Cemil İres geliyor. Yaratıcı saç tasarımlarıyla, sahneleriyle ünlü. Artık sahnelere de çıkamıyor. Dolayısıyla Cemil İres de yine yeni genç nesil jenerasyonla ilgili bakış açılarını bizimle paylaşacak. Son olarak da saat 8'de Tatlı Grubu 30'a yakın salonlar büyük baş belası diye düşünüyorum. Baş belası demeyeyim, baş ağrısı. 30'a yakın salon, yüzlerce çalışan, onlar bu işi nasıl yönetiyor? Bu işin altından nasıl kalkıyor? Ben mahalle arasında küçük bir kuaför olarak bu işi yönetemiyorum. Siz nasıl yönetiyorsunuz kardeşim sorusunu sormak istiyorum Necdet Yazıcı'ya. J harfiyle bu arada. Onun ardından evet ombreleriyle dijital dünyadaki fenomenliğiyle hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Çoban da bizi kırmadı. Ahmet Çoban ne yapıyor? Onun anlatacakları da hem dijital dünyadaki başarıları hem de işte arada sorular geliyor. Akışımı engelliyor bu arada. Hem dijital dünyadaki başarıları hem mesleğe bakış açısı hem de pandemi süresinde yaşadıkları pandeminin ona etkilerini en son olarak da Ahmet Çoban'dan dinleyeceğiz. Bakalım neler anlatacak. Ben kuaför olsaydım yarın 2'den itibaren kaçırmazdım. Size de tavsiyem kaçırmayın. Zaten evdeyiz. Çıkacak bir yer yok. Saat 2'de, 5'te ve saat 8'de yarın tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınız için, iltifatlarınız için, beğenileriniz için, sorularınız için ve şimdiden hikayedeki anketlere cevaplarınız için teşekkür etmek istiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hepinize iyi akşamlar. Çok sağ olun.